Daha yani bir yılı tamamlamadan adamı serbest bıraktılar. Yani 10 ay yattı. 32 kişi öldü. Zaten şiddetli oldu da yani biz çıktığımızda bütün binalar ayaktaydı. O binaya yakın olduğumuzda sadece bu mahallede tut oraya kadar iki bina devrilmiş. Bir burak sitesi, bir tren yolunun üstü. Bunu gittiğimizde zaten komşular, etraftakiler de bu hiç bina sallanmadı. Şiddetiyle hemen 3 kat içine gömülmüş. Diğer katlar da kuzey cephesinde hepsi şey olmuş, devrilmiş. Annem, babam, amcamın kızı, 3 çocuğu yani biz aile olarak 6 kişiyi kaybettik. Binayı sonra şey yaptılar, işte araştırdılar, en düşük betonu kullandılar. Çimento olsun, yani kum olsun, dere kumu olur mu? Yani her bir taraf 5 kat olması lazım, bu 9 kat yapmış. Ondan sonra 65 santim olacak, bu 75 santim altını geniş yapmış. İki kolunu kesmiş. Yani altı da bayağı geniş. Yani parayı düşünmüş. Başka bir şey düşünmemiş. 4 yıllık bina annem babam da evin borcunu ödüyorlardı. Yazık değil mi? İkisi de ihtiyar. Yani o kadar çocuk, fakir, fukara. Alın teriyle zor yaptılar. 32 kişi yani az bir kişi değil. Sen görmüyorsun bir kazada yani ya bir ihtiyara vuruyor, bir çocuğa vuruyor, gene 2 yıl yatıyor. Yani 32 kişiye karşı bu 10 ay yatmış. Yani biz davacıyız. Uyarı verdik ama biz onu fark etmedik. Biz dedik bina yeni, 4 yıllık bina, 2 yıldır bunlar içindeler. Yani o aklımızın ucunda bile geçmedi. Hakkımızı devlete helal etmiyoruz. Daha kanımız kurumadı. Yazık değil mi yani? Kendi yerimize koysunlar. Yani üzgünüz. Yani o gün duyar duymaz hepimiz yıkıldık. Yani sanki ikinci deprem bize vurdu. Davamızdan vazgeçmiyoruz. Hepimiz şikayetçiyiz. Yani ömür boyu koysalar biz gene affetmeyiz. Yani gözlerimizin önünde assalar biz gene affetmeyiz. Çünkü babam 4 gün boyunca o enkazın altındaydı, tek başı görünüyordu. Yağmur yağıyordu, bir çadır üstünde serdik. Annemi 21 gün sonra bulduk. Yolda yani hayatını kaybetmiş, en az da ailesine haber verebilirlerdi. Bizden habersiz götürürler, bir toplu mezarına attılar. Kendi imkanlarımızla bulduk. Mahmut Portakal'ı bırakanlar da yani ona milletin yani şeyine giriyorlar. Ortağılar. Aynen onlar kadar suçlular. Babam yapan düşünüyorum.